bunun şakası yok. Peki yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Programdan biraz bahsedelim. Yeni şeyler söylemek lazım. Nasıl program içeriğinle ilgili? Ben izleyemedim, özür dilerim. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Program içerik olarak edebiyat, sanat, şiir ve türkü. Yani bunlardan oluşuyor. Kısa da olsa sohbetler. Tamamen edebiyatımızla, şiirimizle ve türkülerimizle ilgili olan bir program. Türkülerde şöyle bir farklılık var. Yani hani türkü programı denildiği zaman ne kadar işte bizim bildiğimiz o dile pelesenk olmuş anonim eserler varsa onların hep böyle tekrarlanarak söylendiği programlar akla gelir. Öyle bir program değil. Siz hangi bir türküleri paylaşıyorsunuz? Genel olarak kendi eserlerim zaten. Yani. Ama bununla beraber benim Türk Edebiyatı üzerinde çalışmalarım var. İşte 15. 16. 17. 18. 19. yüzyıl olmak üzere. Bazı çok önemli gördüğüm şairlerden birkaç şiiri bestelenmesi ve bu bestenin orada okunması şeklinde bir farklılık var. Bugüne kadar hiç bestelenmemiş bir şiirin icra edilmesi gibi. Bunun yanı sıra yine kendi eserlerimizi seslendiriyoruz. Ama türkülerde o sürekli okunan anonim eserleri seslendirmekten, dillendirmekten yana değildik yani programın başında da öyle. Bu şekilde bir format var. Yani o konuda da yeni şeyler söylemek yeni şeyler lazım ilkesiyle hareket ediyoruz. İşte arkadaşımız Serdar da genelde şiirlerle eşlik ediyor. O da yine birçok belki yorumlanmamış, bizim çok duymadığımız şiirleri yorumlamaya gayret ediyor. Bu yönüyle bir farklılığı var programın. Ama sonuç itibariyle işte kültüre, müziğe, şiire yönelik bir program diyebiliriz. Sanatla ilgilenen insanlara bakınca yorumcuların pek çoğu Türkiye'de olup bitenle ilgili, gündemdeki konularla ilgili çok fazla yorum da yapmak istemiyor. Bazıları konuşuyor, bazıları görüşünü ortaya koyuyor ama büyük bir çoğunluk için herhalde bunu söylemek çok mümkün değil. Yani siyasetin de uzağında duruyorlar. Güncel belli konularda da kendilerine soru sorulduğunda cevap vermiyorlar. Ama siz fikrinizi net olarak ortaya koyan bir yapınız var sizin. Bunu hep paylaşıyorsunuz. Sanatçının böyle olması gerektiğine inandığınız için mi yoksa kişisel bir özellik mi? Ben her insanın bir dünya görüşünün olduğuna inanıyorum. Medeni insanlar da çok rahat bir şekilde dünya görüşünü paylaşır. Kendisini gizleyen ajanlardır. Biz ajan değiliz. Biz devletin istihbaratı için çalışmıyoruz. Amerika'nın veyahut Rusya'nın istihbaratı için çalışmıyoruz. Kendimizi gizleyecek bir durum yok. Medeniyiz. Medeni olan insanlar çok rahat bir şekilde fikirlerini konuşabilmeli. Bu çok rahat olmalı. Peki. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz Uğur Işlak? Şimdi televizyon programları daha öncesinde de yapmıştınız. En son TRT Haber'de program var şimdi. Nedir bundan sonrasında sizin hayatla ilgili az önceki yolunuz, meseleyle, haritanız nedir? Temel tamam. Az önceki meseleyle ilgili bir cümle daha ilave edeyim ben. Mesela bu referandum konusuyla alakalı bazı sanatçılar işte evet diyor, hayır diyor vesaire. Herkes bir şekilde fikrini söylüyor. Ben bu konuda tabii bir platform olması lazım bu meseleyle ilgili konuşmak için de bizim de bir görüşümüz var mutlaka. Ama şu var. Şimdi birileri diyor ki ne olacak diyor. Yani ben diyor evet dediğim zaman diyor karnım doyacak mı diyor. Ben evet dediğim zaman işte işsizlik bitecek mi diyor. İş bulacağım mı diyor. Şimdi bir tarafta bir anayasa konuşuluyor. Bir tarafta adam işsizlikten bahsediyor. Adam benim karnım doyacak mı diyor, iş bulacağım mı diyor. Bu kadar basit algılanmamalı bu hadiseler. Ülkemizde hadiselerin bu kadar basite indirgenmesi beni çok üzüyor. Hani büyük adamların gayesi küçük adamların isteği olurmuş. Büyük adam olmak lazım. En azından herkesin büyük bir gayesi olsa meseleleri böyle basite indirgemez. Sadece bu meseleyle ilgili bunu söyleyeyim. Şimdi referandumla ilgili biz de haftalardır hani bu süreci konuşuyoruz, mitingleri konuşuyoruz, gazete haberlerini paylaşırken. Orada tabii ki bir anayasa değişikliği algısından çok bir seçim havasının süründüğü ne oldu? Maalesef. Bu da herhalde biraz onun uzantısı olarak ortaya çıkan yorumlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef o da çok ciddi bir sıkıntı. Yani bunu sanki bir işte iktidar partisiyle muhalefetin arasında geçen bir seçim, bir güven oyu gibi. Ama kesinlikle öyle değil. Sonuçta hepimiz gideceğiz. Orada kendi kişisel kararımızı, kendi algımıza göre vereceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Artık bize hayırlısı olsun demek daha başka bir şey. Demokrasiye inandım demekle iş bitmiyor. İş fiiliyatla ortaya çıkar. Ben özgürlüklere inanıyorum. Bunu herkes söylüyor. Özgürlüklere inanıp inanmadığın, işte vakti günü geldiğinde belli olacak. Ben
ülkemin demokrasiyle yönetilmesini, darbeyle yönetilmesini istemiyorum diyen bir insan, düşünün. Bunu herkes diyor Türkiye'de. %99'u bunu diyor. Ama fiiliyatta da bunu göstermek lazım. Sonuç itibariyle, hani özle sözün birbiriyle uyum sağlaması diyoruz ya, aslında her seçim bir sınavdır. Her icraat bir sınavdır. Aslında kişi kendisini test eder. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bu gibi seçimlerde A insanının, B şahsının etkisi altında kalmadan vicdanımıza biz hesap vereceğiz. Vicdanımızın sesini işitmek zorundayız. Uğur Işılak, neler yapmak istiyorsunuz diye sordum ama şimdi evet. Çok aslında bu anlattıklarınız neler yapmak istediğinizi de ortaya koyuyor galiba. Yok. Siyasete... Yok, siyasetten bahsetmiyorum. Başından beri siyaset tamam. Konuştuk saymıyorum. O tam tersi burada tamam. Hani kimin kararı, evet kimin kararı, hayır bunu paylaşmak durumunda değiliz. Herkesin görüşünü aktarıcıyız, bir aracıyız programda yaptığımız bu. Ondan sonra herkesin kendi kişisel seçim hakkı zaten gizlilik denen bir şey var. Hayır, şunu söylüyorum. En başından beri yaşamla ilgili ilkelerinizi, kendi doğrularınızı ortaya koydunuz. Belki onlardan cevabı toplayacağız. Çünkü süre kalmamış. Yani bir kliple veda edelim istedik seyircilerimize. Yeni şeyler söylemek lazım mı? TRT Haber'de izleyebilirsiniz sevgili seyirciler. Bunu da Cumartesi günleri. Ve biz artık vedalaşalım sizinle. Gelecek hafta inşallah Cumartesi sabahı saat 9.30'da yine burada olacağız. Haber tadında da sizlerle birlikte olacağız. Uğur Işılak, ben dedim ki niye yani geliyor da Uğur Işılak neden bağlamasını da alıp gelip bize canlı canlı bir şey söylemiyor. Arkasından söyledim, yüzünde de söyleyeyim programın sonunda. Bunu yapamadık program sonrası, sabah biraz yorgun olduğu için açıkçası. Aha. Bir başka sefer inşallah diyelim. Ama bir parçanızla veda edelim sevgili seyircilerimizle. Klip var, onu yayınlayalım. Eyvallah. Haftaya görüşmek dileğiyle. Yeni hafta sağlık, mutluluk, huzur getirsin her şeyden önce. Sevgiyle kalın.